Yüksek tansiyon olan 100 kişiye sorduk. Evde tansiyonunuz yükseldiği zaman ilk yaptığınız şey nedir? Yani bunu herhalde aileler yarışıyor da gerçekten soruyorsak birinci sırada en popüler cevap limon suyu içmek olacaktır. Ama limon gerçekten tansiyonu düşürüyor mu? Hani bu tansiyonu düşürdüğüne inandığımız o kadar çok şey var ki bunların başında evet limon geliyor, sarımsak var, yoğurt var, bazıları süt diyor mesela. Evet, bir miktar etkisi olabilir gerçekten ama düşündüğünüz gibi mi ve ne kadar düşürüyor? Bunu test edelim istedik. O yüzden arkadaşlarla bir araya geldik. Hemen limon tansiyonu düşürür mü diye beraber bir test yapalım istedik. Şimdi gelin hep beraber bir izleyelim bakalım onların görüşleri nelermiş. Geldik. Sağ olsun arkadaşlar bizi kırmadı. Ece, Ege, Deniz ve Müge. Bugün limon gerçekten tansiyonu düşürüyor mu onun bir deneyini yapacağız hep beraber. Ama onlarla ilgili şöyle bir deneyim yapacağız açıkçası. İki farklı limon türümüz var. Bunun bir tanesi yerli limon, ötekisi de İtal limon. Acaba bu arada bir dakika hemen şurada böleyim. Şimdi deneye katılan 4 tane arkadaşım var. Onlara dedim ki ben öyle bir deney yapacağız ki sizle ikinize İtal limon suyu vereceğiz. İkinize de yerli limon suyu vereceğiz. İkisi arasında bir fark var mı ona bakacağız. Aslında hiç ilgisi yok. Etkilenmemeleri için deneyden böyle söyledik. Aslında yapacağımız şey şu. İkisine gerçek limon suyu vereceğiz. İkisine ise sadece limon aroması içeren su vereceğiz. Yani içtikleri zaman limon suyu zannedecekler ama aslında içtikleri şey sadece aromalı su olacak. Böylece plasebo etkisini görmek istiyoruz. Tabii öncelikle tansiyonlarını bir ölçeceğiz. İlk tansiyon değerlerine bakacağız. Arkasından limon suyu içirdikten sonra ve dinlendikten sonra tekrar bir bakacağız tansiyonlarına. Gerçekten limon mesela düşürdü mü düşürmedi mi? Yoksa limon suyu içtiğini düşünen gruplarda da düştü mü düşmedi mi? Beraber bir ona bakacağız. Şimdi bakalım sonrasında neler olmuş. Limon acaba tansiyon düşürmede bizim yerli limonlarımız mı daha etkili yoksa ithal limonlar mı? Sizden kura çekmenizi isteyeceğim. İki ayrı gruba bölüneceksiniz ama hiçbirimiz bilmeyeceğiz hangi gruptasınız. Tamam? Tamam. İçtikten sonra tansiyonlarınızı tekrar ölçeceğiz. Önce ama başlangıç tansiyonlarınızı bilmem lazım. O yüzden hep beraber tansiyonları bir ölçelim bakalım. Evet, şimdi Ece'nin başlangıç tansiyonunu ölçtük. Ben hemen not ettim. Ece'nin başlangıç tansiyonu 106'ya 67 olarak tespit ettim. Şimdi bakalım Ege'nin tansiyonu acaba kaç? Ege, hadi bakalım. Sıra sende. Ege, senin de tansiyonun 120'ye 76 olarak ölçüldü. Deniz'in başlangıç tansiyonu kaçmış? 99'a 67. Genellikle düşük müdür tansiyonun? Evet hocam. Herhalde tuz konusunda bayağı dikkatlisin. Ha? Evet. Tuz kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorsun? Hiç kullanmıyorum. Ha. Peki baş dönmeyen falan oluyor mu? Aralarda oluyor. Belki biraz da tansiyonun bazen fazla düşüyor olabilir. Müge, seni de şöyle alalım. Müge, senin biraz tansiyonun yüksek çıktı. Yani böyle tam sınırda 146'ya 95. Şimdi bakalım limondan sonra düşecek mi tansiyonu? Şimdi 4 kişiyi 2 gruba ayıracağız. 2 kişi İtal limon suyu içecek, 2 kişi de yerli limon suyu içecek. O yüzden sizden birer tane limon seçmenizi istiyorum. Bir tane daha seçelim. Evet. Müge'cim üzgünüm. Sona kalan maalesef biliyorsun. Altında etiket olanlar yerli limon suyu içecek. Etiket olmayanlarsa normal limon suyu içecekler. Şimdi limonları sıkarak deneye başlayalım. Arkadaşları dışarı gönderdim. Yalnız şunu söylemem lazım. Kendileri bu deneyin tam içeriğini bilmiyor açıkçası. Normalde onlar İtal limon ve yerli limon arasında acaba bir fark var mı onu test ediyoruz zannediyorlar ama yapacağımız şey doğrusunu isterseniz daha farklı. Bir gruba gerçek limon suyu vereceğim. Bir gruba ise sadece suyun içine limon aroması koyacağım. Şu anda bunlar zaten belirli. Bakın altında etiketleri var bunların zaten. Bunlar yerli limon olacak gruptu. Ve bir de sadece limon aroması içeren suyu içecek olan bir grup var. Önce yerli limon grubunu gerçek limon grubu olarak tanımlıyoruz. Bunun içine limonumuzu attık, limonlu suyumuzu. Diğer grup ise yani aslında hani İtal limon olduğunu
düşünen grup ise sadece limon aroması içeren bir su içecek. Onlar limon suyu içtiğini zannediyor ama aslında sadece bu aromalı su. Ve böylece biz göreceğiz gerçekten hani limon mu düşürüyor yoksa hani limonun tansiyonu düşüreceğine olan inancımız mı tansiyonu düşürüyor? Şimdi onları içeri alalım ve testimize devam edelim. Bu arada beklerken onların yorumlarını da aldım. Acaba hani gerçekten düşmesini bekliyorlar mı? Limon suyuna inanıyorlar mı? Mesela ailelerinde onların da limon suyunun tansiyonu düşürdüğüne inanan kişiler var mı? Tansiyonu yükseldiği zaman evde bunu yapıyorlar mı? Onları merak ettim. Bir de onları sordum. O yüzden herhalde düşürmez diye düşünüyorum tansiyonumu. Benim limonum ekşiydi. Sanırım tansiyonum düşmeye başladı. Öyle düşünüyorum. Senin zaten genelde hep düşük mü böyle? Düşük. Allah Allah. Normal tansiyonum. Aslında normal tansiyonum düşük. Çok düşürmesin şimdi limonu. Tansiyonu. Doktor var yanımızda hocam. Benim limon suyum bayağı ekşiydi. Yani çok bilmiyorum. Sanki. Tansiyonu yükselince limon suyu içer. Annem çok içer. Evet. Ama yani ben de sanki pek etkili olacaksın sanmıyorum hocam ya. Annen de düşürüyor mu? Annem de düşürüyor. Yani, ama ben de bilmiyorum yapar mı yapmaz mı. Göreceğiz bakalım. Senin mesela evde tansiyonun yükselince limon suyu içen var mı? Annem içiyor. Başka mesela tansiyonu düşürmek için ne kullanıyor limon dışında? Mesela sarımsakla düşürüyor mu? Denemedi hiç. Sadece limon deniyor. Sadece limon mu deniyor? Limon. Mutlu mu o işte? Evet. Şimdi kimler yerli kurasına çıkmıştı? Evet Ege ve Deniz. Haydi için bakalım limonlu sularınızı. Oh şifa olsun. Ve bir de ne vardı? İtal grubumuz vardı. İtal limonlar. Haydi Ece, bir sana, Müge bir de sana. Evet, herkes limonlu suyunu içti. Saatlerimize baktık. 10 dakika sonra tansiyonları tekrar ölçeceğiz ve göreceğiz bakalım İtalyan limon mu yoksa yerli limon mu tansiyonu düşürmekte daha başarılı. Şimdi tabii bunu hemen söyleyeyim. Yani bu sonuçta sadece bilimsel düşünce mantığını anlatmak için yaptığımız ufak bir deney. Tabii ki aslında burada çok belki yüzlerce kişiyle yapmak lazım ki doğru sonucu elde edebilirsiniz. Burada farklı tasarımlar da söz konusu olabilirdi. Mesela hiç bir şey içirmediğimiz kişilerde mesela dinlendikten sonra tekrar ölçebilirdik. Biz burada biraz plasebo etkisini görelim istedik. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimiz zaman şimdi sularını içtiler, limonlu sularını içtiler. Tansiyonları ne oldu? Acaba düştü mü, yükseldi mi? Bir de ona bakalım. Şimdi 10 dakika bekledik, bitirdik. Bakalım tansiyonların yeni değerleri ne olacak limon içtikten sonra? Hadi Ege, şimdi sen de bakalım tansiyon değerin kaç olmuş? Deniz, grubun en düşük tansiyonlu, en sakin insanı. Bakalım senin tansiyon ne oldu? Müge'cim senden rica edeceğim, sen de koluna şöyle tak. Şimdi önce size bir şey itiraf etmem lazım. Ufak bir oyun vardı bu işin içinde. Siz ikiniz yerli limon değil, gerçek limon suyu içtiniz. Siz de Ece ve Müge sadece limon aroması içeren bir su içtiniz. Fark etmiş miydim? Ama bayağı esasında attım içine aromayı da. Sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslına bakarsanız kimsenin tansiyonu düşmedi. Yani burada limonun sağlıklı ve tansiyonu normal bireylerde tansiyonu kan basıncını düşürmediğini gördük. Ama tabii ki şu anda yaptığımız sadece 4 kişiyle bir deney. Belki bunu 100 kişiyle, 200-300 kişiyle yapmış olsak çok daha farklı sonuçlar alacaktık. Ama hemen şunu da söylemek lazım. Mesela Müge'nin tansiyonu yüksek çıktı. Yani 140'ın üzerinde çıktı. Doğrusunu isterseniz hani büyük bir bilimsel deney yapıyor olsaydık biz Müge'yi bu bilimsel deneye dahil etmezdik. Çünkü zaten tansiyon hastası olabilirdi. O yüzden bu da bizim sonuçlarımızı değiştirebileceği için muhtemelen onu çalışma dışı bırakırdık. Ama buradan bizim çıkarmamız gereken ders aslında şu. Sonuç itibariyle yaşınıza güvenmeyin, cinsiyetinize güvenmeyin. Her an bir tansiyon hastası olabilirsiniz. O yüzden en azından senede 1-2 kere böyle bir tansiyonu ölçürmenizde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi hiç tahmin etmediğiniz bir anda aslında tansiyonla mücadele ettiğinizi öğrenebilirsiniz. Müge'cim geçen sene ölçerken tansiyonun yüksek çıktı. Daha önce hiç ölçtürmüş müydün?
Çok olmuştur hocam ölçtürmeyeli. Peki ailede var mı senin yüksek ailede tansiyon? Ailede yok yüksek tansiyon. Şeker var ama tansiyon yok. Allah Allah. Şey peki, deneyde sen tansiyonun düşmesini bekliyor muydun? Yani evet. Daha doğrusu şuna inanıyor musun? Hakikaten limon tansiyonu düşürüyor mu? Limon tansiyonu düşürdüğüne inanıyorum. Ama rutinde mesela ailede öyle bir şey var mıdır? Mesela işte tansiyonun yükseldiği işte bir limon İçerler. Suyu içerler mi? İçerler hocam. Şimdi eğer biz burada büyük bir deney yapıyor olsaydık bu deneyin sonucunda şunu söylememiz gerekirdi. Limon sağlıklı kişilerde tansiyonu düşürmede etkili değildir. Zaten ikisi arasında da hani ne plaseboda ne de limon içen grupta herhangi bir düşüklük tespit etmemiştik. Bunu söyleyecektik. Eğer mesela ikisi de düşürseydi o zaman ve arasında da anlamlı fark olmasaydı o zaman da diyecektik ki limon tansiyonu düşürmede plasebo kadar etkindir ya da plasebo limon kadar etkindir. Yani orada limonun bir etkisi yoktur aslında. Bunun altını çizecektik tabii. Şimdi peki bu limon hadisesi nereden geliyor? Yani biraz da ondan bahsedelim. O yüzden burada bir iki tane yazıyı da çıkardım sizler için. Şimdi limon aslında tabii içindeki biyoaktif maddeler açısından oldukça zengin. Yani içinde sitrik asit var, polifenoller var. Bunlar damar sağlığı açısından hakikaten çok önemli. Ve limonla ilgili yapılmış birçok çalışma da var. Ama limonla ilgili yapılan çalışmalara baktığınız zaman bunların aslında daha çok tansiyonun kronik kontrolünde etkili olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu dikkat çekmek istiyorum. Hani burada mesela elimdeki çalışmada hemen şöyle bir şey var. Mesela yüksek tansiyonu olan sıçanlar üzerinde yapılmış bir çalışma var. Ve bu çalışmada hakikaten bu farelere %5 diluye seyreltilmiş limon suyu vermişler. Ve gerçekten de tansiyonlarının düştüğünü görmüşler. Büyük tansiyonları, sistolik kan basınçlarının düştüğünü görmüşler. Ama ne zaman görmüşler? Bakın 90 gün sonra görmüşler. Yani böyle tansiyonu yüksek farelerde limon suyu verince hemen bir düşüklükten bahsetmiyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Öte yandan yine sık site edilmiş yani referans gösterilmiş, kaynak gösterilmiş çalışmalardan bir tanesi daha var. O da günlük limon tüketimiyle beraber yürümenin tansiyon kontrolünde ne kadar etkili olduğunu görmeye çalışmışlar. Onda da baktığımız zaman mesela şurada hemen sonuçlarla ilgili bir yorum alalım. Mesela diyor ki orada da evet limon özellikle işte polifenol açısından, sitrik asit açısından, askorbik asit açısından oldukça zengin ve diğer sağlık faydaları da olan bir meyvedir. Fakat şunu söyleyelim, sonuçta ne çıktı bu çalışmada? Yani bu çalışmada da günlük limon suyu ve limon tüketimiyle beraber yürüyüş vermişler insanlara. Ve bu çalışmanın sonucunda da görülmüş ki günlük limon tüketen kişilerdeki sistolik kan basıncı yani büyük kan basıncı limon kullanımı arttıkça düşüyor. Yani evet tansiyon düşürmede etkisi var ama uzun dönemde yani kısa dönemde bir tansiyonu yükseldi hemen işte ilaç yerine limon suyu içirelim falan bunlar tamamen yanlış. Aslında bu videonun bir amacı da o. Yani şunu unutmamak lazım. Eğer tansiyon hastasıysanız tansiyon kontrolünde mutlaka ilaçlarınızı kullanmanız gerekiyor. İşte sarımsaktı, limondu gibi şeylere güvenmeyin. Mutlaka ilaçlarınızı düzenli kullanın. Bu gerçekten çok önemli. Bunun ötesinde diğer başka bir sürü şeyin düşürücü etkisi olabilir ama akut değil. Bir de şunu unutmamak lazım. Bazı ilaçlarla etkileşebilir limon ve diğer kullandığınız, tahmin ettiğiniz şeyler. O yüzden bir anda mesela aşırı düşük tansiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz veya ilacınızı etkisiz hale getirebilir. Yani bunlar da sonuçta biyoaktif maddeler. Onu da unutmayın. O yüzden ilaç kullanıyorsanız ilacınıza güvenmek açıkçası burada çok daha doğru. Yani yine aynı çalışmaya dönersek burada limon tüketiminin yanı sıra tansiyonu en fazla düşüren şeylerden bir tanesinin günlük yürüyüş olduğu ifade edilmiş ve ne kadar çok adım atılırsa tansiyon o kadar düşük diye altı da çizilmiş durumda. Dolayısıyla evet bir tansiyon hastasıysanız mutlaka güvenmeniz gereken şey doktorunuz ve ilaçlarınız. Bunu asla unutmayın. İşte hani belki çünkü şunu da altını hemen çizmek lazım. Yani hiçbir şey almasanız da tansiyonunuz zaten hızla düşebilir. Yani çünkü tansiyon çok hızlı yükselen ve hızlı düşen bir
değerdir aslında bakarsanız. Hani kan basıncınız çok korktuğunuz zaman, hızlı yürüdüğünüz zaman, hareket ettiğiniz zaman hızlı bir şekilde yükselir. Ondan sonra da siz oturup dinlendiğiniz zaman düşer. Dolayısıyla ben bu kişilere hiçbir şey vermeseydim de 10 dakika dinlendirdikten sonra tansiyonları düşecekti muhtemelen. Tabii bizim bu yaptığımız deney sağlıklı kişilerdeydi. Yüksek tansiyonu olan kişilerde farklı sonuçlar alabilirsiniz. Bunu da mutlaka beynimizin bir kenarına not etmek gerekiyor. Evet, bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.